Haberaks TV ekranlarından merhabalar sevgili seyirciler. Yepyeni bir olan biten programıyla bir aradayız. Bildiğiniz gibi olan bitende öne çıkan başlıkları, daha doğrusu seçtiğimiz bir konu üzerine detayları konuşuyoruz Onur Nurdemir'le birlikte. Aslında bugünkü format biraz daha farklı çünkü biraz daha gündem dışında kalan konuları konuşuyorduk ama KYK'lar özellikle gündemimizin çok yoğun bir kısmını ele aldığı için bu hafta özel olarak belki kanun hükmünde kararnamelerin konuşulmasının doğru olacağını düşündük ve bu haftaki formatımız bu yönde. Evet, kanun hükmünde kararnameleri konuşacağız. Birazcık tarihine bakacağız kanun hükmünde kararnamelerin ve özellikle günümüzde sıkça karşımıza çıkan, sıkça konuştuğumuz son yayınlanan kanun hükmünde kararnamelerin üzerinde duracağız. Aslında kanun hükmünde kararnameyi biz son yıllarda, son günlerde çok daha sık duyuyoruz. Ama geçmişine baktığımızda tarihselde bir kökeni olduğunu görüyoruz. Kesinlikle. Öyle ki kanuni esaside dahi kanun hükmünde kararname olarak ifade edebileceğimiz bir düzenleme olduğunu gördük yaptığımız araştırmada. Ancak günümüz tarihinde, yakın tarihimizde ise 1971'de hayatımıza girmiş kanun hükmünde kararnameler ve tabii özellikle dönüm noktası 1982 Anayasası. Çünkü burada her şeye dair kanun hükmünde kararnamenin çıkartılmasının önü açılmış. Yasal bir zemin oluşturulmuş. Günümüze geldiğimizde ise son bir yılda yayınlanan kanun hükmünde kararnameler. Özellikle onların üzerinde duracağız. Çünkü hakikaten her şeye dair kanun hükmünde kararnameler çıktı. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından. Bu süreçten başlayalım. Sondan başlamış olacağız belki ama neler yaşandı bir yılda? Nasıl hayatımıza girdi kanun hükmünde kararnameler? Etkileri neler oldu? Aslında bahsettiğin gibi ilk kanun hükmünde kararname 15 Temmuz'dan yaklaşık bir hafta sonra 23 Temmuz'da yayınlandı ve özellikle kamuda çalışan personel yönelik FETÖ soruşturmalarında ciddi oranda bir ihraç listesi yayınlandı ve süreç bunlarla ilgili devam etti. Şu ana kadar da 100 bin üzerinde ihraç rakamı olduğunu biliyoruz ve binlerce vakfın, derneğin ve özel eğitim kurumunun özellikle FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatıldığını biliyoruz ve o günden bu yana, yani 23 Temmuz'la birlikte bugüne kadar toplamda 28 KYK yayınlandı ve bu KYK'lar bahsettiğimiz gibi ana aktör olarak hiç şüphesiz FETÖ ile mücadele sürecini esas alıyordu ama onun dışında da toplumun direkt ilgilendiren, bu sürecin de dışında olan kış lastiği uygulamasından tutun da tek tip düzenlemeye kadar birçok maddeyi de içinde barındırıyor hiç şüphesiz. Şunu belki de konuşmak lazım burada KYK sürecini ele alırken, tüm bunları hukuki zeminde de tartışılması noktasındaki asıl noktaya getirmek lazım. Çünkü 15 Temmuz'dan bu yana unutmayalım ki o halde yönetiliyor ülke. Yani 4. halin içerisindeyiz. Bir yılı aşkın süredir artık o hal süreci işliyor. Olağanüstü halin içerisindeki kanun hükmünde kararnameler aslında bugün bahsedeceğimiz temel nokta. Değil mi? Burada aslında ilk olarak sanıyorum kanun hükmünde kararnamenin tanımına da biraz işaret etmemiz gerekiyor. Çünkü senin de ifade ettiğin gibi konuştuğumuz konu olağanüstü hal uygulaması kanun hükmünde kararnameleri. O ayrım nedir peki? Olağan süreçte de kanun hükmünde kararnameler aslında mevcut. Evet. Yani bu yasayla düzenlenmiş bir düzenleme yine. İkiye ayrılıyor aslında kanun hükmünde kararnameleri. Olağanüstü ve olağan kanun hükmünde kararnameler dediğimiz nokta var. Olağan KYK'lar biraz normal kanun sürecine benziyor. Evet, normal işleri birazcık hızlandırmak için devreye alındı. Giren sanıyorum. İşte Bakanlar Kurulu'na götürülür. Bakanlar Kurulu onayına sunar Cumhurbaşkanı'nın ve devam eder. Yani normal bir yasa yapıcı mantık üzerindendir aslında olan kanun hükmünde kararname süreci biraz hızlandırır. Ki bu noktada da geçmişte hatırlayabiliriz. Özellikle terörle mücadele noktasında olan kanun hükmünde kararnameler anlık düzenlemeler için sıkça başvurulan bir noktaydı ama buradaki durum olağanüstü bir kanun hükmünde kararname. Yani bizim asıl konuşacağımız nokta da tam olarak burası ki tam olarak bahsettiğimiz nokta. Yani yasama erkinin biraz daha geri planda bırakıldığı ve sürecin çok daha hızlandırıldığı bir nokta. Yine Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanıyor. Yine Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra
resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe giriyor. İkisi evet. arasındaki temel fark aslında burası. Eleştirildiği tabii noktalar var. Özellikle sen de işaret ettin aslında bu noktalardan birine. Kuvvetler ayrılığı ilkesi ne ters düşen evet. bir durum kanun hükmünde kararnameler. Bu eleştirilerin başında geliyor sanıyorum ve özellikle son kanun hükmünde kararnamelerde dile getirilen bir başka eleştiri de meclisin yok sayıldığı, bypass edildiği bir meclisten söz ediyoruz ama bu meclisin çalışmadığını bu noktada tırnak içerisinde görebiliyoruz kanun hükmünde kararnameler yani sayesinde. Asıl görevini yapmak noktasında çok ciddi bir muamma var. Çünkü meclisin varlık sebebi tam olarak bu aslında. Evet. Yani siz KYK'ları şu noktada evet yani terörle mücadele noktasında bu süreç hızlanmalı mı? Elbette hızlanmalı ama artık bir torba yasa mantığına da gelmeye başladı. Yani evlilik programlarının yasaklanması KYK ile düzenlendi bu ülkede. Kış lastiği uygulamasından bahsettik az önce. Yine aynı şekilde yani şeker kurumu kapatıldı son KYK'larla. Yine bunun içerisinde yani tamam ama işte bunun öncesinde tartışılması gereken bir nokta değil midir? Ya da evlilik programlarının yasaklanması terörle mücadelenin içerisinde yer alması noktasında ne kadar ehemmiyetlidir? Bunu tartışmak evet, lazım. Evet, bunu konuşmak gerekiyor ve yine özellikle son kanun hükmünde kararnamede en dikkat çekici maddelerden biri de taşeron sistemle ilgili konuydu. Hı-hı. Çok uzun yıllardır konuşulan, bizim de diğer programlarda da dile getirdiğimiz bir konu. Hı-hı. Taşeron sisteminin kaldırılması ve bambaşka bir şey oldu. Belki de tarihimizde bir ilk yaşadık. Taşeron sistem, daha doğrusu taşeron işçiler düzenlenen bir kanun hükmünde kararname ile kadroya alınacaklar. Hı-hı. Süreç hala da devam ediyor. Sınavlardan söz edildi. Belki ayrıntıları daha da netleşecek önümüzdeki süreçte ama düzenlemenin kanun hükmünde kararnameyle yapılıyor olması tabii eleştirilerin odağındaydı. Tam olarak bu nokta işte az önce bahsettiğimiz noktalardan bir tanesi ki burası daha da önemli. Çünkü taşeronlaşma sisteminin yarattığı çok ciddi sıkıntılar var. Belki başka bir programın konusu bu ama şurayı çok hızlı geçmek lazım. Bu kadar yani aileleriyle beraber ki 450 bin diye bir rakam var Çalışma Bakanı. 450 bin kişinin bu düzenlemeden yararlanacağı işte. Hani ailesiyle beraber milyona varabilen bir rakamın direkt ilgilendirdiği insanlar var. Ve bu rakam bu kadar insanın düzenlenmesi, bu kadar insanın geleceğe doğru sosyal hakların düzenlenmesi bir KYK'yla sağlandı. Yani evet taşerona kadro verilmesi her halükarda gereklidir ve her şekilde yapılmalıdır ama niye meclisten geçmedi? Evet, soru işareti olan kısım bu. Neden konuşulmadı? Neden daha kapsayıcı şekilde olmasın, dile getirilmesin problemler, öyle adım atılmasın? Neden kanun hükmünde kararnameyle düzenlendi? Bu tartışma konusu. Bir diğer yandan son bir yıl içerisinde, yaklaşık bir yıldan biraz fazla oldu. Daha doğrusu 15 Temmuz'dan sonraki süreçte 28 kanun hükmünde kararnamenin çıktığını gördük. Bu kanun hükmünde kararnameler başlangıçta ihraçlar noktasındaydı. Çok da yadırganmadı aslında. Beklenen de bir şeydi. Operasyonların çok yoğun olduğu bir dönemdi. FETÖ'yle mücadele için işten alınanlar oldu. Ve sonrasında aradan geçen zamanla birlikte kanun hükmünde kararnamelerde işe iadeler bu sefer başladı. İşe iade süreçleri, kapatılan vakıflar oldu, televizyonlar oldu, radyolar oldu ve sonrasındaysa başka bir şey olmaya başladı. Toplumsal yaşantıyı etkileyecek kanun hükmünde kararnameler hayatımıza girdi. Evet, yani 12 Eylül'ün mirası kanun hükmünde kararnameler, yani az önce bahsettiğim gibi çok daha eski belki tarihi ama 12 Eylül'den sonra artık bir alışkanlık haline geldi diyebiliriz. Çünkü Özal'ın dönemin başbakanı ve sonrasında Cumhurbaşkanı Özal'ın çok sıklıkla kullandığı bir noktaydı kanun hükmünde kararname. Çünkü süreci istediğiniz gibi yönetebildiğiniz bir nokta. Yani burayı konuşmak lazım belki de. Ondan sonra ne oldu? 15 Temmuz'dan önce de yine benzer çalışmalar olmuştu. Yani AK Parti hükümetleri döneminde yine yapıldı kanun hükmünde kararnameler ama daha spesifik konularla ilgili. İşte terörle mücadele gibi daha elzem konulardaydı. 15 Temmuz'dan sonraki süreç bu elzemliği ve bu zorunluluğu daha da arttırdı. Yani terörle mücadele konusunda kesinlikle aynı şeyi söylemek mümkün. Çünkü hep aynı şeyi söyledik FETÖ ile ilgili. Devletin neredeyse tüm kurumlarına sızmış bir terör örgütünden bahsediyoruz ve bunların ayıklanması noktasında evet bu çalışmalar kesinlikle yapılmalıydı. Ama diğer maddeleri konuşmak lazım. İşte yani kış lastiği uygulaması, evlilik programlarının yasaklanması, İşte taşeron düzenlemesi, şeker
kurumunun kapatılması, alkol piyasası kurumunun kapatılması gibi. Bunlara niye ihtiyaç duyuyoruz? Bunlara ihtiyaç duyulması noktasında işte aynı şey konuşacağız belki ama temelde hukuki anlamdaki o aradaki süreci hızlandırma. Çok mu gerekliydi? Yani taşeronla ilgili düzenleme niye meclisten geçmedi? Yani daha detaya girelim istersen. Çünkü taşeron bütün siyasi partilerin, mecliste olsun ya da olmasın, tüm siyasi partilerin önemli seçim vaatlerinin başında gelir. Ve herkes aynı şeyi söyledi. Evet, taşeronlaşma bitecek Türkiye'de. Ama mevcut sistemde taşeronlaşmanın, evet, kavram olarak belki bitti ama yakın olarak yine benzer bir konudayız. Yani sözleşmeli personel noktasına getirildi. Yani 4C'den 4B'ye getirildi statü. Belki başka bir durum, daha doğrusu problem söz konusu olabilecek. Hiç şüphesiz. Yani uzak vadeli işte taşeronda neydi o sözleşme süresi? 3 ayda 6 ayda. Şimdi 1 yıla ya da 2 yıla çıktı. Yani tamamı bu kadar aslında. Hani taşerona kadro verilmesi 4A statüsüyle ilgili bir kapsama gelmedi. Ama bu mecliste tartışılsaydı belki başka bir sonuç çıkarılır mıydı? İşte orayı kaçırdık. Evet. En önemli nokta bence orası. Ve şunu da görüyoruz aslında yine yakın tarihimize baktığımızda özellikle 1971'de hayatımıza girdi kanun hükmünde kararnameler dedik. 72 ile 82 yıl arasında tam 34 tane kanun hükmünde kararname çıkmış. 82'den 94'e kadar olan o süreçte ise tam 512 tane kanun hükmünde kararname yine var. Yine bir askeri darbe. Ve özellikle bu kanun hükmünde kararnamelerin ekonomiyle ilgili olduğunu görüyoruz. Bu da bence ayrıca belki konuşulması gereken bir nokta. Hani ekonomimizi düzenlemek adına ki geçen hafta siyasi üslubun ekonomi etkilerine işaret etmiştik. Yapılan bir açıklama, atılan bir adım direkt olarak ekonomiyi dolayısıyla halkı etkileyebiliyor. Ve kanun hükmünde kararnameyle ekonominin düzenlendiğini görüyoruz. Yani oralara biraz gitmek lazım. Çünkü yani biraz daha geriye gidelim. 12 Mart askeri darbesi, 12 Eylül askeri darbelerinin hemen öncesindeki ekonomik konjonktür şu ankinden çok daha fena bir haldeydi. Yani ülke artık sadece siyasi anlamda değil, ekonomik anlamda da yönetilemez bir durumdaydı. Ve siyasi kararların alınması o dönemde yeterli gelinmeyecekti. Çünkü zaten özellikle sanayileşme noktasında çok ciddi sıkıntılı olan Türkiye o dönemde çok da fena bir haldeydi. Ve ekonomik düzenlemeler bu noktada evet, KYK'larla yapılmalıydı ve o süreç hızlandırılmalıydı. Ve bu noktada özellikle devlet teşekküllerinin yavaş yavaş hatta belki Özal'ın o neoliberal politikalarının da baş tacıdır burası. Biraz daha serbest ekonomik modelin biraz daha arttırılması, daha özel sektör girişimlerinin ve teşviklerinin arttırılması noktasında düzenlenmeler yapılmıştı ve ekonomiye bir anlamda bir can suyu olmuş muydu? Evet, o dönem halka yansımaları en azından popülist olarak bu şekildeydi. Özal Türkiye'ye yeni bir çağ başlatan isim olarak lanse edilmişti o dönem. Hatırlayalım. 12 Eylül'ün var ettiği bir isim. Ve bunun sebebi aslında bu kanun hükmünde kararnamelerde bunun sebebi olarak karşımıza çıkan faktörler baktığımız zaman. Ve şunu da görüyoruz aslında yaptığımız araştırmada. Tarihe baktık. Tarihte en çok her şeye yönelik kanun hükmünde kararnamenin 82 anayasasıyla hayatımıza girdiğini görüyoruz. Ve en çok bu maddenin kullanıldığı dönemse şu anki dönem. Evet. Ya 12 Eylül'de şöyle, işte Kenan Evren hatırlayalım. Yani bir devlet başkanı olduktan sonra, yani 12 Eylül darbesi hayata geçtikten sonraki süreçte devleti tam anlamıyla bir mahvetme sürecine girdi. Yani sadece işte onun tırnak içerisinde bu bildiriyi okuduğu esnada anarşinin kol gezdiği memlekette o anarşiyi bitirirken bir taraftan ülkenin bütün değerlerini de alt üst etti. Ve tüm bunları işte o KYK vasıtasıyla yaptı. Ve bunları yaparken şunu unutmamak gerekiyor. 12 Eylül sadece Türkiye'nin siyasi hayatına ya da ekonomik hayatına değil. Asıl önemli noktası toplumsal hayatına büyük bir ket vurdu. Ve bunların tamamı az önce bahsettiğin sayı üzerinden hepsini belki tek tek masaya yatırmakta bile ayrıca fayda var ama genel anlamda şunu söylemekte fayda var. 12 Eylül bir ülkenin hakikaten virajıydı. Ve o virajı döndük mü hala tartışılır.
Evet ve çok uzun vadeli sonuçları söz konusu. Hala devam ediyor. Hala da devam ediyor bu sonuçlar karşımıza çıkmaya. Ve yeniden bu bir yıl içerisindeki bu son KHK'lardan istersen söz etmeye devam edelim. Bu son KHK'larla hayatımıza giren belli kavramlar da vardı. Varlık fonu bunlardan biri örneğin. 680 sayılı KHK 6 Ocak 2017'de bu yılın başında. Varlık fonu kavramı hayatımıza girdi. Böyle bir süreç yaşadık. Yine tasarruf fonu, Türkiye Milli Tasarruf Fonu'ydu sanıyorum. Hayatımıza girdi bu son KHK'larla yine. Kayyum atandı birçok şirkete. Bunlar hep herhalde tarihimizde ilk olan belki bu kadar yoğunlukta. Yani bankaları mesela işte FETÖ'yle iltisatı olduğu iddia edilen o belirlenen, iddia edilen de demeyelim. O bankanın da yine kamuya devrildiği bir KHK sonucunda gerçekleşmişti. Evet, bu kavramları da tanımış olduk son KHK'larla. Yine yavaş yavaş en son yayınlanan KHK'lara geldiğimizde ise bambaşka konuları konuşur durumdayız. Bu arada diğer KHK'larda akademisyenlere yönelik ihraçlarında özellikle ön plana çıktığını görüyoruz. Askeriyeye yönelik örneğin 682 sayılı kanun hükmünde kararnamede jandarma ve sahil güvenliğe yönelik bir düzenlemenin başlı başına yapıldığını görüyoruz. Askeri liselere yönelik, okullara yönelik, eğitime yönelik her alanda aslında karşımıza çıkıyor. Evet, askeri hastanelerin Sağlık Bakanlığı'na devri yani sivilleştirilme diye tabir edilen bir nokta vardı. İşte GATA başta olmak üzere tamamı Sağlık Bakanlığı'na devredildi. Yani daha sivil bir yönetim biçimiyle şekilleniyor gibi sanki. Evet, tamamen aslında önemli noktaların değiştirildiğini bir noktada da görmüş oluyoruz. Son KHK'da ise bambaşka bir tartışma vardı. Evet. Hala da sürüyor. Bir muafiyetten söz ettik. Sivillerin müdahalesi noktasında herhangi bir girişim olduğu takdirde sivil kişi müdahale ederse bu girişimi önlemeye yönelik ceza almayabilecek son düzenleme böyle bir maddeyi karşımıza çıkarttı ve dediğim gibi en çok tartışılan belki son düzenlemelerin maddesi de buydu. Yani sadece sokakta çeteleşmenin önünü açmak var ki burası çok tehlikeli. Değil mi? Bu toplumsal bir aynen öyle. Ve sonuç. Daha yakın zamanda başımıza gelecek bir durum. Gelme ihtimali yüksek bir durum. Ama sonrası var. Sonrasında da işte Türkiye nasıl bedeller öder? Onu da tartışmak lazım. Evet, işte. Başlı başına konuşulması gereken bir konu. Yine son KHK'lar üzerinde durmaya devam edelim istersen. Çok dikkat çeken yine bir başka konu da aslında bir gazetenin gündeme getirdiği bir konuydu bu yanlış hatırlamıyorsam. Tek tip kıyafet uygulaması. Evet. O hainler tek tip kıyafetle gelsin manşetleri atılmıştı. Ve bu konunun... bu son maddelerde karşımıza çıktığını gördük. Terörle mücadele noktasında bu kişilerin tek tip kıyafetle, tulumlarla mahkemeye çıkacakları belirtildi. Ki tartışılmıştı. Özenli kıyafetleri, takım elbise giymeleri, imajlarını değiştirmeleri hep tişörtleri. Bu süreçte. Ve tişört tabii aslında bu yılın belki de önemli noktalarından biriydi o tişört. Ki sonrasında yaşananlar da belki ayrıca konuşulması gereken bir konu ama tek tip kıyafet uygulaması da hayatımıza girdi. Ve yine bazı eleştirilerle neden sadece bu kişilere yönelik tek tip kıyafet uygulaması ya da nasıl uygulanır dünyada durum nedir, ülkemizde yansımaları yine ne olacak? Kişi eğer bunu giymezse cezai işlem uygulanacak. Onu da belirtelim. Bu süreci sen nasıl değerlendirdin? Yine her zaman yaptığımız gibi yapalım. İki tarafı buradan konuşalım. Şimdi birincisi bahsettiğin gibi özellikle Batı'da, ABD'de ve Avrupa'nın birçok ülkesinde böyle bir düzenleme var. Belli suçlara karşı belli giyim tipleri ki Türkiye'deki sistemde getirilen sistemler aşağı yukarı buna benzer bir sistem. Özellikle FETÖ süreci için çok net söylemek lazım bence olumlu bir karar. Yani işte o tişört meselesi giyim kuşamları, kravatları, iyal indirim alma noktasındaki Türkiye'de bununla ilgili de ayrıca bir tartışma var uzun süredir. Hani tecavüzde yargılanan, cinayette yargılanan insanların kravatla geldiklerinde iyal indirim aldığını biliyoruz bu memlekette. Bu noktada bence hakikaten olumlu bir adım ve bu ülkenin başına bu kadar büyük çorap örmek isteyen insanlar bir şekilde daha net bir şekilde hatta toplum önünde o cezalarını da almalılar. Ben bu noktada tek tip uygulamasını hakikaten destekliyorum ama dediğin gibi hani bir şeyi de tam yapamıyoruz ya burada da. Değil mi? Eksikler var yine karşımızda. Ciddi eksikler var yani tamam FETÖ'cüler tek tip giysin sonuna kadar destekliyoruz ama tecavüzcüler de giysin, katiller de giysin, çocuk katilleri, çocuk tecavüzcüler, çocuk istismarı yapan kişiler ayrıca giysin. Bunu da destekliyorum. Evet ve burada da sanıyorum yine
İHAL indirimi uygulaması ya da adına her ne dersek kaldırılmalı şüphesiz bahsettiğimiz suçlardan. Çok fazla örneğini yaşadık kısa süre içerisinde. Kamuoyu vicdanında da derin yaralar açan olaylar söz konusu oldu. Bu İHAL uygulamaları, kadın katilleri, çocuk katilleri, tecavüzcülerin İHAL kapsamında serbest bırakıldığına şahitlik ettik. Konuştuğumuz konu bugün tek tip kıyafet uygulaması. Dediğimiz gibi sonuçlarını aslında önümüzdeki süreç biraz gösterecek. Ama ben bununla ilgili bir düzenleme yapılabileceğini düşünüyorum. Yani bir KYK'yla kapsamının genişletilmesi noktasında mı? Bence yapılmalı. Olabilir. Çünkü bu konu hakikaten gündeme geldi. Özellikle bahsettiğimiz suçlular noktasında İHAL indirimi alıp, kılık kıyafetine bakılıp İHAL indirimi alan suçlular noktasında da belki bir düzenleme yine bir başka KHK'yla hayatımıza girebilir. Ama şimdilik FETÖ'cülerin, böyle ifade edelim. Yani tam adını söyleyelim aslında. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarda hükümler bu şekilde giyilecek. Renkleri de belirtelim. Bir kez daha hatırlatalım. Herkes eminim bir şekilde duymuştur ama badem kurusu olarak badem ifade edilmişti sanıyorum değil mi? Doğru. Ve gri renk tulumlar giyinecek bu kişiler. Çocukları ve kadınları kapsamıyor onu da söyleyelim. Sadece kadınlar için içinde. Sanıyorum yeni bir düzenleme yine kıyafet noktasında yapılacağı da gelen bilgiler arasında henüz netlik kazanmamış olsa da. Yine yakın tarihten son KYK'lardan konuşmaya devam ediyoruz. Benim dikkatimi çeken bir diğer nokta da 685 sayılı KYK'da karşımıza çıkan bir şey oldu Onur. Özellikle olağanüstü hal uygulamalarını, işlemlerini inceleme komisyonu kuruldu bu KHK'yla. Bu aslında bir dönüm noktası gibi de düşünebiliriz sanıyorum. Hani alınan kararlar var, olağanüstü hal uygulamasındayız tamam ama bunu incelemek için bir komisyona ihtiyaç duyuldu. Neden sence bir komisyona ihtiyaç duyuldu? OHAL bürosu zaten bir süredir aktifti. Yani valiliklerin emri altında çalışan, yine o da bir KYK sonucu hükme bağlanmıştı. Ama OHAL bürosu, hatta şöyle bilgiler vardı. Hani örnek veriyorum, bir şehirde 100 tane hükümlü varsa 150 şikayet dilekçesi gelmişti. Hani OHAL büroları hakikaten işlevsiz hale getirilmesi noktasında da bir çalışma olduğu söylendi. Yani FETÖ'cülerin de yine burada orayı tıkamak noktasında ayrıca bir operasyon yaptığı da iddia edilmişti ve bu söylemlerde geçerliliğini korumuştu. Ama şimdi bu komisyonla onun ne farkı var onu konuşmak lazım belki de. OHAL bürosu dediğim gibi o şehrin valiliği altında olan bir şehir ve o şehir için spesifik olarak çalışan, yani örnek veriyorum, Ordu'daki bir hükümlü gelip Samsun bürosuyla ilgili bir çalışma yapamaz ya da başvuru yapamaz. Gidip kendi şehrinde yapacak onu. Bu daha kapsayıcı ve daha genel anlamda tüm işte görüşlere yer verilen OHAL süreci içerisinde bütün alınan kararları KYK'larla sürece bağlanan tüm maddeleri içine alan bir yapı. Özellikle itirazlar noktasında ve masum insanların da bu KYK'larla görevlerinden uzaklaştırıldığı, cezalandırıldığına dair iddialar uzun süredir gündemde ki bunu devletin en yüksek organları da zaman zaman dile getiriyorlar ki gerçek olduğunu da birçok defa gördük. Bunların hükme bağlanması sürecini biraz daha hızlandırılmak noktasında dediğin gibi bir dönüm noktasıdır kesinlikle. Evet, etkin şekilde çalışıp çalışmadığı sonrasında tartışma konusu oldu. Onu da belirtmiş olalım. Onu da dile getirelim. Çünkü bu da başka bir boyut aslında konunun. O da bu. Bir komisyon kuruldu ama etkin şekilde çalıştı mı? Sonuçları itibariyle yansıtabildi mi? Hala da bu tartışmalar gündemde. Ki başlayan açlık grevleri oldu ülkemizde. Aslında bu da bir sürecin parçası. Biz haksız yere görevimizden alındık deyip iki kişi açlık grevine de başladı. Komisyonun etkin çalışmadığını ifade edenler de oldu. Bu tartışmaları da beraber de getirdi aslında kurulan komisyon. Evet. Yani şunu söylemek lazım belki de. Evet, görevden uzaklaştırmalar noktasında %90-95'lik bir süreç FETÖ ile ilgilidir. Buna hiç kimsenin itirazı yoktur. Ya da diğer terör bağlantısı da bunun içerisindedir ama masum insanlar da yanmış mıdır? Evet, yanmıştır. Yani bunu Sayın Cumhurbaşkanı'na bahsetti, Sayın Başbakan'la bahsetti, Sayın İçişleri Bakanı'na bahsetti. İşte kurunun yanında yanmaması gerekiyor eşin. Yani o noktada daha titiz davranılması gerekiyor. Bize yakışanı yapmamız gereken noktada bu komisyon
belki biraz daha o süreci hızlandırabilir diye düşünüyorum. 7 kişilikti bu komisyon, onu da hatırlatmış olalım. Bu haftaki programımız daha çok bilgiye dayalı. Çok da yoruma açık konular değil esasen. Onu da bilgi olarak vermiş olalım bizleri izleyenlere. 7 kişilik bir komisyon. 685 sayılı KHK ile Ocak'ta, 23 Ocak'ta kuruldu. Sonrasında başka genişleme oldu bu komisyonda. Hatta onun öncesinde de sanıyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir çalışması olmuştu en başta. Olağanüstü hal uygulaması kapsamında mağduriyet yaşayanlar bizlere başvursun diye ben bir çağrısını hatırlıyorum Kılıçdaroğlu'nun. Ama çok sonuçlanmadı sanıyorum bu. Ya işte orayı da benzer bir şekilde sonuçlandı. Yani işte 100 kişi için 150 dava sonucu falan gelmeye başladı. Yani sürecin tıkanması noktasında ve Türkiye'ye özellikle uluslararası hukuk arenasında zor duruma bırakılması noktasında yapılan girişimlerdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı teknik olarak doğru bir hamledir ve çözüm noktasında da katkı vereceğine inandıklarını düşünüyorum ama işte süreç maalesef Türkiye'de kağıt üzerinde işlediği gibi işlemiyor. 17 kurum kapatıldı yine bu KYK sürecinde, en son KYK, son iki KYK'yla ve çok ilginçtir yine Asfalt AŞ kuruldu Türkiye'de. Alkol piyasası kurumu ve şeker kurumu fabrikası kapatıldı. Yani yine yasal düzenlemelerin dışında, terörle mücadelenin dışında hayata etkileyen noktalar vardı. Bunların nasıl peki sen görüyorsun? Dediğim gibi aslında en baştan beri bunun sinyalleri verildi. Varlık fonunun hayatımıza girmesiyle, daha doğrusu sivilleşen bir yapı ki şeker kurumunun özellikle gıda tarıma sevk edildiğini görüyoruz. Bir kapatma gibi değil de bir dönüşüm süreci olduğunu düşünüyorum ben. Kesinlikle. Yani işte hani direkt kapatıldı hükmü çok da doğru değil aslında. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na yetkileri devredildi demek belki. Yani tabela indirdiler, sadece o oldu. Yargıtay'a 100 yeni isim daha getirildi zannediyorum. Kadro düzenlemesi yapıldı. İşte tüm bunları üst üste koyduğumuzda belki de şunu konuşmak lazım. Türkiye kanun hükmünde kararnamelerle yaşamaya alışıyor mu? ...696 sayılı kanun hükmünde kararnameye göre Savunma Sanayi İcra Komitesi Cumhurbaşkanlığı'nın başkanlığında toplanacak. Savunma Sanayi Müsteşarlığı Cumhurbaşkanlığı'na bağlandı. Buna göre müsteşarlık personeli Cumhurbaşkanı onayıyla atanacak. 696 sayılı kanun hükmünde kararname ile ayrıca Danıştay 16, Yargıtay'a ise 100 yeni üye kadrosu ihtisas edildi. Kamudan toplam 2756 personel ihraç edildi. Daha önce ihraç edilen 115 personel göreve iade edildi. 15-7-2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleriyle bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır denildi. 37. maddenin birinci fıkrası, olayların bastırılmasında rol oynayanların hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu olmadığını düzenliyor. Taşeron işçiler 10 gün içinde çalıştıkları idarenin hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birime sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı başvurabilecek. Taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçmesi 4 Aralık 2017 itibariyle çalıştırılmakta olanları kapsayacak. 4C personel statüsü kaldırılarak bu statüdeki personel 4B statüsüne geçirildi. Şeker kurumu ve alkol piyasası kapatıldı. Ceza ve güvenlik tedbirlerinin inkazı hakkında kanuna eklenen maddeyle terörle mücadele kanunu kapsamına giren suçlar nedeniyle tutuklu veya hükümlü bulunanlara duruşmaya sevk nedeniyle ceza infaz kurumu dışına çıkartılmaları durumunda ceza infaz kurumu idaresince verilen giysileri giyme zorunluluğu getirildi.
askerlik görevlerini yerine getiren yükümlülerde terör eyleminin ortaya çıkartılması, etkilerin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanması sırasında yardımcı olan sivillerden terörle mücadele kanunu kapsamında hayatını kaybedenlerin çocukları ve kardeşleri istekli olmadıkça silah altına alınmayacak, silah altındakilerse istemeleri durumunda terhis edilecek. 17 kurum kapatılırken daha önce kapatılan bir vakıf açıldı. Yurt dışında öğrenim gören 6 kişinin ise öğrencilikle ilişiği kesildi. Askeri fabrika ve tersane işletme anonim şirketi kuruldu. Olan bitene kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son KYK'ları özellikle masaya yatırmaya devam ediyoruz ama burada devam eden süreçte önemli düzenlemelerden bir tanesi de terörle mücadelede şehit olan ailelerin askeri alınması noktasında da yapılan bir düzenleme vardı ki o da yine çok ses getiren düzenlemelerden bir tanesiydi. Burcu, istersen oradan devam edelim. Bu düzenleme bundan sonrası için nasıl bir düzenleme yol açar peki senin? Onun da öncesine gittiğimizde aslında ilk yine bu son kanun hükmünde kararnameler yayınlanmaya başladığı dönem 15 Temmuz gazilerine yönelik bir düzenleme yapılmıştı ben hatırlıyorum. Evet. Ve özellikle muhalefetin çok büyük eleştirilerine sebep olmuştu bu düzenleme. Hatta şöyle bir ifade vardı, şehitler gaziler arasında ayrım yapılıyor. Bu tehlikeli bir süreç, yeni problemleri getirebilir beraberinde diye. Bu tartışmaları bence şiddetlendirecek son düzenleme. Gaziler arasında, şehitler arasında ayrım mı yapılıyor sorusu yeniden gündeme gelebilir bu düzenlemeyle diye düşünüyorum ben. Bir diğer yandan da yapılan düzenlemelerde çok sayıda askerin görevden uzaklaştırıldığını biliyoruz. TSK'da yeni düzenlemelerin olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla beraberinde bir açık da oluştu. Ona dair de eski pilotların geri dönmesine yönelik, askeriyeye öğrenci alımının kolaylaştırılmasına yönelik adımlar atıldığını da biliyorum. Aslında her iki tarafını da konuşacak olursak konunun bir yandan bir açık var. Ama bir yandan da tam tersi bir durumla karşı karşıyayız baktığımız zaman. Evet, yani şöyle aslında özellikle 15 Temmuz'dan sonraki hava kuvvetlerinde ne kadar maalesef güçlü olduklarını gördük FETÖ terör örgütünün. Ve bu süreçte özellikle hava kuvvetleri komutanlığına çok ciddi anlamda bir tasfiye süreci yaşandı ve doğal olarak oradaki kadrolarda büyük bir boşluk ortaya çıktı. Ve maalesef yetişen askeri okullarda yetişen çocukların da büyük bir kısmının yine FETÖ ile bağlantılı olduğunu ve onların da okullardan tasfiye edildiğini biliyoruz ki kapatılan ve başka işte Milli Güvenlik Üniversitesi adı altında yeni bir oluşuma doğru gittiği süreçte yine bir KYK ile düzenlenmişti. Ama şunu biliyoruz, bu noktada bir açık vardı ve bu açığın özellikle daha önce askerlik tecrübesi yapmış insanların orduya davet edilmesi süreci vardı ki hatta daha da ilgincidir. Belki de tarihin bir dönüşüdür. Ergenekon ve Balyoz davalarında ordudan ihraç edilenler ve hatta haklarında müebbet hapis cezaları hükümleri uygulanan insanlar bu süreçten sonra orduya davet edildiler ve bir kısmı görev yapmaya devam ediyor. Yani FETÖ'nün yarattığı o organik gündem, işte Balyoz ve Ergenekon sürecinde o insanların başına açılan kumpas davalarının sonucunda herkes layık olduğu yere geldi aslında. Evet, bu süreci yaşadık hakikaten, gözlerimizin önünde olay söz konusu oldu. O dönemde Balyoz ve Ergenekon'dan yargılanan insanlar için kullanılan ifadeler, atılan manşetler şimdi FETÖ'cüler için atılıyor. Bir diğer yandan da işin böyle bir yüzü var yansıyan. Hak yerini buldu yorumları da yapılabilir ama şu anda bundan zarar gören insanlar da olabilir. Hani o hep söylediğimiz yaşın yanında kuru da yanıyor olabilir ki o dönem böyle olduğunu gördük. Zaman bize bunu kanıtladı ne yazık ki. Çok acı olaylar da yaşandı. İntiharlar da söz konusu oldu o süreçte. Aslında bu da belki başlı başına konuşulması gereken bir diğer boyutu. Konuyu çok dağıtmayalım. Ama işte o malum gazetesi, terör örgütünün hepimizin aklına kazınan o malum gazetesi, hatırlayalım nasıl manşetler attığını. Yani intihar eden Tatar'ın DHKPC ile Balyoz'da, Ergenekon'da, yani o günkü
isimli terör örgütü, ne kadar terör örgütü varsa hepsiyle tek tek Tatar'ı ilişkilendirdi o gazete, o malum gazete. Ve o gazetenin mensupları hiç utanmadan mahkeme kararlarını, daha sonuçlar açıklanmadan insanlara servis edebilme cüretini ve ihanetini göstermişler. Çok sayıda gazeteci için çok peşin hükümlerle, onlar gazetecilikten değil, onlar terör örgütü üyesi olmaktan yargılanıyor, başlıkları, manşetleri atmışlardı 9 sütuna. İşte hepsini derleyip topladığımızda ortaya çıkan sonuç belki de şu. Evet, Türkiye'de bir güç dengesi yeniden kuruldu, kurulmaya devam ediliyor, oluşturulmaya da hala çalışılıyor ama Türkiye'nin özellikle Ergenekon, Valyoz ve futbolda şike davalarının da aslında içine kapsayacak bir şekilde üst üste koyduğumuzda aslında zamanını ve enerjisini o dönemde nasıl boş harcadıysa ki 17-25 Aralık'ta buna dahildir. Ve en sonunda zirvede 15 Temmuz hem ekonomik anlamda hem toplumsal anlamda hem insan gücü açısından Türkiye hakikaten çok büyük bir felaketin eşiğinden döndü. Hala yansımaları 12 Eylül'ün devam ediyor bu ülkeden, üzerinden neredeyse 40 yıl geçti ama 15 Temmuz'da hesaplaşmak da aynı şekilde devam edecek gibi görünüyor. Çok daha uzun vadede belki göreceğiz. Çünkü bu kişilerin eğitimle belli noktalara geldiğini, dolayısıyla her meslek grubunda karşımıza çıktıklarını gördük. Kripto FETÖ'cüler sonrasında aradan geçen süreçte karşımıza çıktılar. Ve yaklaşık 10 yıllık süre içerisinde neredeyse tüm sınav sorularının, tüm kurumlara dair sınav sorularının çalındığına da şahitlik ettik. KYK'larda da yine eğitim hep karşımıza çıkan bir diğer başlık oldu aslında. Evet, yani özellikle eğitim kurumları ile ilgili çok ciddi çalışmalar vardı ki doğrusu da buydu. Yani FETÖ henüz terör örgütü değil iken, yani bu bir cemaat algısı oluşturulurken toplumda onların dershanelerine, onların okullarına gitmeyen öğrencilere tukaka muamelesi yapıldı bu memlekette ve o çocuklar, o zihinleri yıkanan, o zihinleri zehirlenen çocuklar 15 Temmuz'un ihanetini körüklediler. Ve şöyle bir durum var. Biraz daha geriye gidelim dediğin gibi. Yani eğitim noktasında neredeyse 40 yıllık bir süreçte devletin neredeyse tüm yöneticileri, isim isim, tüm yetkilileri, bakanlar, başbakanlar, tamamı vardı. Bu oluşuma destek verdi neredeyse. Neredeyse tamam destek verdi ve bu özellikle bu destekle birlikte son dönemlerde seçim, özür diliyorum, sınav sistemlerinde ve sınavlardaki soru çalınmaları noktasındaki hayatları boyunca, oluşumları boyunca insan hakları yemeğin, Müslüman olduğunu iddia eden bu zihniyetin, kul hakkının ne kadar büyük bir günah olduğunu bilmediğini ya da bilmek istemediğini ya da kendi çıkarlarının ne kadar ahlaksızca olduğunu bir kez daha gözlerinde ortaya çıkartmış oldu. Yavaş yavaş sonlandıracağız programı. Yine bu son KHK'lar üzerinden baktığımızda, konuştuğumuzda vatandaşlıktan çıkartılma sürecine dair bir düzenlemenin yapıldığını görüyoruz ki bu da yine çok tartışıldı, çok konuşuldu. Çünkü bu örgütün elebaşısı içinde böyle bir durumun söz konusu olabileceği değerlendirilmişti. Kanun hükmünde kararnamelerle bu da yine düzenlendi, hayatımıza girdi bir diğer yandan da. Büyük bir kısmı vatandaşlıktan çıkarıldı. Yani o ismini zikretmeyelim ama elebaşı olan, yöneticileri olan, üst düzey yöneticilerin büyük bir kısmı hakkında Türkiye'de yaklaşık 2 yıldır devam eden renk ayrımıyla terör listesi, yani kırmızı liste, sarı liste, gri liste şeklinde olan listelerin içerisinde FETÖ'nün yönetici kadrosundakilerin neredeyse tamamı kırmızı bültende. Kırmızı listede yer alıyor ve başlarına çok ciddi anlamda para ödülleri kondu. Ve bu insanlarla mücadele maalesef işte Türkiye'nin uluslararası arenada ne kadar da zor durumda olduğunun bir göstergesi. Yani en büyük müttefiği denen ABD'de yaşadığına dair çok ciddi bilgiler var, çok ciddi görüntüler var. Evet. Devletin ajansı, Anadolu Ajansı birçok defa bu yöneticileri görüntülemesine, fotoğraflamasına rağmen maalesef hala bazı Batı ülkeleri de FETÖ'nün bir terör örgütü olmadığına dair, ki bir terör örgütü daha ne yapabilir, nasıl insanlara kastedebilir, onu da
sorgulamak lazım. Değil mi? En sonunda bunu konuşmuş olalım. Uluslararası. Yunanistan'ı gördük. Yunanistan'a kaçanlar vardı. Kaçan FETÖ'cüler vardı ki hala orada aslında o süreç devam ediyor. Yine Amerika Birleşik Devletleri burada karşımıza çıkan tabii başlıca Fransa faktör. Fransa ve Almanya'yı da dahil onları da dahil edebiliriz ki defalarca görüşmelerde söz konusu oldu esasen. Siyasi isimler defalarca bu ülkeleri ziyaretlerde bulunduğu klasörler gitti. Hatta çok sayıda klasörün gittiği özellikle elebaşı için ifade edildi ama bir sonuç, bir dönüş de almış değiliz ne yazık ki. Böyle de bir durum var. Dünya da bu olayı bir terör örgütü olarak yorumlamıyor. Evet, yani belki de acısı o. Yani 15 Temmuz'u anlatamadık demek çok doğru değil. Yani öyle bir derdimiz de olmaması gerekiyor bence. Yani bir ülkeye darbe girişimi yapıyorsunuz ve bunu çıkıp bir de anlatmak mı gerekiyor yani? İşte sokakta binlerce şey insanın yaşadıkları ortada. Bütün görüntüler ortada. Yani bir ülkenin meclisi bombalandı. Düşünsenize daha bundan ne daha büyük daha nasıl bir delil olabilir? Aynen öyle. Evet, sonlandırıyoruz. Onur, var mı son olarak atladığımız bir şey kalmaması adına da? Zannediyorum yok ama sadece kısa bir kapanış yapalım ondan sonra müsaade isteyelim. KYK'lar Türkiye'nin özellikle 15 Temmuz'dan sonraki süreçte bir yasal zemin oturmuş yapıda ve 28.si günler öncesinde çıktı ve tüm bunları üst üste topladığımızda 15 Temmuz'dan bu yana yaşananları değil sadece öncesinde de özellikle 12 Eylül'den sonra da KYK'larla bu ülkenin yönetildiğine dair bir çarpıcı gerçek var ve tüm programlarımızda yaptığımız gibi sadece tek bir taraftan değil tüm detaylarıyla ve her iki taraftan da bu görüşleri aktarmaya çalıştık. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Evet sevgili seyirciler, bu haftada olan biteni noktalıyoruz. Daha çok bilgiye dayalı bir program hazırladık bu hafta sizler için. Kanun hükmünde kararnameleri konuştuk. Özellikle son bir yıl içerisinde hayatımıza giren kanun hükmünde kararnameler nasıl değiştirdi toplumu? Yankıları, yansımaları neler oldu? Bunun üzerinde durmaya çalıştık. Önümüzdeki hafta yine bir başka konuda olan bitenle bir arada olmayı umuyoruz. Bizlerden ayrılmayın. Hoşçakalın.